Merhaba sevgili izleyenler. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi günün önemli gelişmelerini bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. 3 gün süren mübarek Ramazan bayramını geride bıraktık. Peki bu 3 günde neler yaşandı? 3 günde 57 ilde yangın çıktı. Yangınlar bayram ve tatil demedi. 3 gün süren Ramazan bayramında 57 ilde meydana gelen yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Kütahya'nın Gümele, Muğla'nın Köyceğiz ve Aydın'ın Nazilli ilçelerinde çıkan yangınlar ise halen devam ediyor. 9 günlük bayram tatilinde birçok kesim tatilin tadını çıkarırken onlar alevlerle boğuşmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri 7/24 nöbet tuttu. 3 gün boyunca ülke genelinde 57 ilde birçok noktada meydana gelen yangınlar söndürülürken bazı noktalarda halen devam ediyor. Yaz aylarında olunması nedeniyle artan orman yangınları bayram süresince de devam etti. Bayramın 3 günü Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınları kısa sürede kontrol altına alınırken son 3 günde meydana gelen yangınlarda ormanlık alanlar büyük çapta zarar gördü. Muğla ilinin birçok noktasında da aynı anda yangınlar meydana geldi. Ramazan bayramının birinci günü Türkiye genelinde 21 ilde, bazı illerde de aynı anda birkaç noktada yangın meydana geldi. Antalya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kastamonu, Isparta, Eskişehir, İzmir, Ankara, Denizli ve Adana'da meydana gelen yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Bugün de yine ülke genelinde birçok noktada orman yangını meydana geldi. Bayramın son gününde de Türkiye'yi alevler sardı. Kütahya'nın Gümele mevkiinde ve Muğla'nın Köyceğiz ve Aydın'ın Nazilli ilçelerinde de yangınlar devam ediyor. Bayramın ikinci günü ise Türkiye genelinde Kahramanmaraş, Mersin, İzmir, Adana, Muğla ve İstanbul olmak üzere 12 ilde meydana gelen yangınlara helikopterler ile müdahale edildi. Bayramın üçüncü günü de Muğla, İzmir, Bolu, Kütahya, Antalya, Urfa, İstanbul, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Mersin olmak üzere 14 ilde çıkan yangınlar söndürüldü. Bayramın birinci günü yangın oranındaki artışlar insan ihmalini getirirken yetkililer yangına karşı duyarlı olunması konusunda uyarmaya devam ediyor. Kayıp aranıyor. Sabah işe gidiyorum diyerek evden çıkan 52 yaşındaki Şükrüye Sucu'dan 3 gündür haber alınamıyor. Bir restoranda çalışan Şükrüye Sucu 5 Temmuz Salı günü işe gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Akşam iş çıkış saatinde eşini almak için eşi Ahmet Sucu eşinin iş yerine gitti. İş yerinde çalışanlardan eşinin sabah iş yerine geldiğini, 100 lira avans alarak çıktığını öğrendi. Eşinin eve gelmemesi üzerine cep telefonunu arayan Ahmet Sucu, eşinin telefonunun kapalı olması üzerine gidebileceği her yeri aradı. Ancak tüm aramaları sonuçsuz kaldı. Denizli'de olan eşinin Denizli'de bulunan akrabalarının yanına giden Ahmet Sucu, bir sonuç alamayınca güvenlik güçlerine başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Muğla'nın Fethiye ilçesinden, birinci bayram günü, bir tartışma nedeniyle eşim evi terk etmiştir. Şu anda hayatından endişe etmekteyim. Gören, bulan, bilenlerin emniyet güçlerine haber vermelerini rica ediyorum. Eşimin ismi Şükrüye Sucu'dur. 64 doğumludur, 52 yaşındadır. Hava sıcaklıkları artıyor. Vatandaşlar serinleme derdinde ve kendilerince çözüm yolları arıyorlar. Bursa'da da durum aynı ancak çözüm alışılagelmişten çok farklı. Türkiye'de sıcaktan bunalan birçok vatandaş serinlemek için serin suları tercih ederken Bursa'da vatandaşlar 40 derece sıcaklıktaki termal suyun altına girerek serinlemeye çalışıyor. İznik'in Boyalıca kasabasında İznik Orhan Gazi yolunda akan kaplıca suyu vatandaşların akınına uğruyor. Türkiye'de sıcaktan bunalan birçok vatandaş serinlemek için serin suları tercih ederken Bursa'da durum çok farklı. Vatandaşlar kaynağından çıkarak yol kenarından akıp giden 40 derece sıcaklıktaki termal suya giriyor. Sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek çoluk çocuk demeden sıcak havada kendilerini termal suyun altına atıyor. Bu sıcakta 35 derecede bulunmakta olan kaplıca suyuna girdikçe ferakladım ve rahatladım. Çok güzel ve Bursa'nın bu güzelliğini burada yaşadım. İlk defa geliyorum. İnternette Bursa'da gezilecek yerlere bakarken denk geldim buraya. Eşimin kardeşini falan alıp geldim ilk defa. Çok memnun kaldım. Yukarıda havuza da çıktık. Havuz da çok güzel. Doğal kaynaklarımız ne yazık ki hızla tükeniyor. Ve ne yazık ki kaynaklarımızı tüketenler yine bizleriz. Kısaca insanoğlu ne yaparsa kendine yapıyor.
İzmir'de Küçük Menderes Havzası'nda bulunan ve bir zamanlar bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Küçük Menderes Nehri oluşan kirlilik nedeniyle ölüm saçıyor. Ege bölgesinin en önemli nehirlerinden birisi olan Küçük Menderes Nehri iddialara göre kanalizasyon ve fabrika atıkları nedeniyle içler acısı bir hal aldı. Oluşan kirlilik hemen hemen herkesi tehdit ederken nehrin kenarında bulunan tarım arazileri büyük ölçekte zarar gördü. Bu durum bölgede yaşayan vatandaşları da tedirgin etti. Vatandaşlar her geçen gün artan kötü kokudan rahatsız olurken bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Bir zamanlar insanların su içtiği ve kimi zamanda yüzdüğü nehirde bu şekilde bir görüntü oluşması ise herkesi üzdü. 14 yıldan beri bu mevkide çiftçilik yapıyorum. Meyve bahçem var. Şeftali üreticisiyim. Menderes'i bu haliyle görmelerinizi istedim. Menderes'in yatağı çok kötü. Bu yatakta büyük bir ihtimalle kanalizasyon birikintileri görüyorsunuz arkada, simsiyah. Çünkü bizim bölgemizde bu atığı atacak fabrika yok. Bunlar sanayi atığı değil, büyük bir ihtimalle kanalizasyon atığı. Derebaşı mevkiindeyiz şu anda. Bu atıklar nereden geliyorsa yetkililer buna lütfen bir çare bulsunlar. 40 yaşındayım. Derebaşı'nda çiftçilik yapmaktayım. Buraya gelen pisliğin lağım suyu mudur artık, kanalizasyon suyu mudur? Bunun temizlenmesine, bunu bir şekilde traktörle veyahut ne bileyim hayvanlarla karşıya geçtiğimizde bu pislik tarım arazilerimize kadar taşınabiliyor. İster istemez tarım arazisini zehirliyor. Zehirli ürün yemek istemiyorsanız bunun bir çaresine bakın. Buradan traktörden geçiyoruz. Üzerinde dökülen pislik üzerimizi geliyor. Çıkmıyor üzerimizden ha. Bu siyahlık gitmiyor. Bu leke. Ya elimiz sabunluyuz, evi varıyoruz, giri çıkmıyor. O benek kalıyor elimizi, kını yapmış gibi oluyor. Bu devamlı böyle akıyor bu. Bir şey yapamıyoruz biz buradan. Geçemiyoruz buradan bu sudan. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire hatası sonucu hayatını kaybeden 16 aylık Zeynep bebeğin ailesi Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne dava açmıştı. O dava sonuçlandı. Mahkeme aileye 600 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olduktan sonra kanında pıhtı oluşan Hatice ve Gültekin Mustak çiftinin 16 aylık kızları Zeynep, nöbetçi hemşirenin yanlışlıkla 10 kat fazla yaptığı kan sulandırıcı iğne nedeniyle kan kusarak hayatını kaybetti. Talihsiz bebeğin ailesi Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, aileye faiziyle birlikte 600 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. İzmir 1. İdare Mahkemesi 2 yıllık yargılama sonucunda aileyi haklı bularak anne ve baba için 250'şer bin lira, minik Zeynep'in 7 yaşındaki ablası için de 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Anne Hatice Mustak dava ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğuştan kalbinde rahatsızlık vardı. İlk bir ay kan ameliyat oldu. Tabii sonra gene ameliyat olması gerekiyordu. Ve bu ameliyat için 6. ayın 3'ünde Ege Üniversitesi'nde var, 4'ünde Ege Üniversitesi'nde yatışımız oldu, 10'unda ameliyatımız oldu. Başarılı bir ameliyat gerçekleşti. Yani imkansız denecek ameliyat oldu. Ve bundan sonra yoğun bakım sürecimiz başladı. Bu süreçte pıhtı kateterden dolayı pıhtının attığı söylendi. Ve bunun 72 saatlik bir pıhtı tedavisi gördü yoğun bakımda. Ve bundan sonra da bu pıhtı tedavisinde %30-%40 açılma gerçekleştiği söylendi. Sadece pıhtıya dayalı kalıyor. Yani öyle tedavisi için kalıyorduk zaten hastanede. O pıhtının da BT anjiyo sonucunda açıldığı görüldü. %90 büyük, yani büyük bir rakamla açıldı. Bizim de taburcu olacağımızı söylüyordu doktor bey. Doktor söylüyordu. Biz de yani bu hafta içinde dedi size taburcu edeceğim. Sizi göndereceğim artık evinize dedi. Bir anlık dalgınlık henüz 4 yaşındaki bir çocuğun küçücük bedeninde %80'lik yanağa neden oldu. Aydın'ın Nazilli ilçesinde süt kazanına düşen 4 yaşındaki Yasin Yağcı ambulans helikopterle İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay sabah saatlerinde Nazilli'ye bağlı Hasköy mahallesinde yaşandı. İddiaya göre geçimini halk pazarında peynir satarak sağlayan Engin ile Ayşegül Yağcı çifti evlerinin bahçesinde kurduğu yer ocağını yaktı. Bir kazan sütü kaynatan anne Ayşegül Yağcı soğuması için ocaktan indirdiği kazanı bir kenara koyduktan sonra mutfağa gitti. Yaklaşık yarım saat sonra gelen çığlık sesleri üzerine bahçeye koşan Yağcı çifti 4 yaşındaki çocuklarının süt kazanına düştüğünü fark etti. Baba Engin Yağcı acı içinde ağlayan oğlunu kazandan çıkararak durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Minik Yasin Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar vücudunun %80'inde ağır yanıklar bulunan küçük Yasin'in ambulans helikopterle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Daha sonra İzmir'den Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopteri istendi. Nazilli şehir stadına inen ambulans helikopter kara ambulansında bekletilen küçük Yasin'i aldıktan sonra İzmir'e götürmek üzere havalandı. Sağlık ekiplerinin talihsiz çocuğun şoka girmemesi, yanıkların enfeksiyon kapmaması için yoğun çaba sarf ettiği görüldü. Yağcı ailesinin yakınlarının da geldiği şehir stadında küçük Yasin için dualar edildi. Anne Ayşegül ve baba Engin Yağcı oğullarının arkasından gözyaşı döktü. Yağcı çifti karayoluyla İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Çok ilginç bir haberimiz var efendim sırada. Olay Antalya'da gerçekleşiyor. Antalya'daki olayda duygular birbirine girdi. Sevinç, korku, endişe ve öfke aynı anda yaşandı. Antalya'nın Konyaaltı sahilinde Mustafa Gökten denize girip bir daha kendisinden haber alamadığı torununu bir anda karşısında görünce sinirlenip üzerine yürüdü. Genç kız sinirli annesi ve dedesinin elinden polis noktasına sığınarak kurtuldu. Olay Antalya'nın Konyaaltı sahilinde 17.15'te meydana geldi. Tatil için dedesi Mustafa Gökten'in yanına ailesiyle gelen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Melike Polatgil, öğle saatlerinde ailesiyle birlikte sahile geldi. Bir süre denize girip kardeşleriyle eğlenen Melike daha sonra gözden kayboldu. Uzun süre kendisinden haber alamayan annesi ve dedesi Mustafa Gökten sahilde arama çalışmalarına başladı ancak bir sonuç alamadı. Dede Gökten son olarak durumu sahildeki polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri denizde boğulmuş olabileceği ihtimaline karşın deniz polisinden yardım istedi. Deniz polisi sahil bandında aramaya başladığı sırada kıyıda polis noktasına doğru gelen Melike'yi gören annesi ve dedesi bir anda sevinç ve sinirle karışık bir duygu yaşadı. Önce anne daha sonra da dede genç kızın üzerine doğru yürüdü. Annesinin elinden kaçan Melike Polatgil dedesinden de kaçarak polis noktasına sığındı. Polis ekiplerinin aileyi sakinleştirmesi üzerine Mustafa Gökten polis ekiplerini tek tek öperek yardımları için uzun süre dua ve teşekkür etti. Bugün kardeşime de teşekkür ediyorum. Bak çocuk ağlıyor ağlıyor kendinden konuşsun. Meralım bir şey yapmayın. Sağ salim bulundu ona şükür. Ananız babanız burada yatsın ya Rabbim. Sıkıntı da başarılı. Aynı makasları değil. Florya'da bir alışveriş merkezinde telefon standının boş kalmasını fırsat bilen bir çocuk 10 bin lira değerindeki telefonları alarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken işletme çalışanı da büyük şaşkınlık yaşadı. Olay 4 Temmuz'da Florya'da bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Stand çalışanının kısa süreliğine standtan ayrılmasını fırsat bilen küçük yaştaki bir çocuk 10 bin lira değerindeki telefonları alarak soğukkanlı bir şekilde olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde standın yanına gelen çocuk önce etrafı izliyor ardından el çabukluğu ile açtığı çekmeceden telefonları alıyor. Standa geldiğinde durumu fark eden işletme çalışanı ise hemen durumu alışveriş merkezi güvenliği ile polise bildiriyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde pompalı tüfekle intihara kalkışan şahıs kendini çenesinden vurarak ağır yaralarken şahsın etrafa açtığı ateş sonucu olanlar oldu. Olayla hiçbir ilgisi olmayan 7 yaşındaki küçücük bir çocuk yaralandı. Olay akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Yukarı Pazarcı Mahallesi Köprübaşı ve Kordon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tayfun Köse isimli şahıs henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı köprü başında elindeki pompalı tüfeği ile etrafa ateş etmeye başladı. Korku ve paniğe kapılan vatandaşlar hemen olayı polise bildirdiler. Polislerin olay yerine gelmesi üzerine Tayfun Köse elindeki tüfekle ateş etmeyi sürdürerek Kordon Caddesi'ne ilerledi.
Şahıs polisin ikna çabalarına rağmen etrafa ateş açmaya devam etti. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada olay yerinde bulunan 7 yaşındaki MD isimli bir çocuğun ayağına isabet etti. Saçmayla yaralanan çocuk Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan şahıs ise daha sonra çenesine dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek kendisini ağır yaraladı. Bu sırada sivil bir polis arkadan koşarak şahsın eline tekme atıp tüfeğin düşmesini sağladı. Kanlar içinde kalan şahıs bir süre kaldırımda oturduktan sonra yere yığılıp kaldı. Olay yerine gelen ve şahsı kanlar içinde gören bir yakını ise kısa süreli sinir krizi geçirdi. Köse daha sonra olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Köse daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 34 kişinin seyahat ettiği otobüste can kaybı yaşanmadı. Yolcular can havliyle kendilerini otobüsten dışarı attı. Sonrasında olanları ve haberin detaylarını hep birlikte izliyoruz. Alınan bilgiye göre olay Pozantı Tarsus istikameti TEM otoyolu Gülek Boğazı'nda meydana geldi. Ankara'dan hareket eden 06BS1545 plakalı Muzaffer Çoban İdaresi'ndeki şehirler arası yolcu otobüsü Gülek Boğazı'nda araçtan dumanların yükselmesiyle arıza şehrine çekildi. Lastiklerinden duman yükselen otobüsün durmasıyla araç yanmaya başladı. Kapıların açılmasıyla araçta bulunan 34 yolcu alev alev yanmaya başlayan otobüsten kendilerini dışarı attı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs, Tarsus, Mersin ve Adana'dan çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışıldı. Ancak yanan otobüs Hurda'ya döndü. Ankara'dan otobüse binen Sezai Savaş adlı yolcu olayı anlattı. Ankara'dan çıktığımızda zaten elektrik arsamında bir şey vardı bunun. Aksaray'dan ucuz mazot aldı benim tahminim. Oradan buraya kadar araba tekleyerek geldi. Arkamızdan gelen arabalar habire selektör yapıyor. Arkada bayanlar şey yaptılar. Duman çıktığı gibi herkes ikaz lambasına basıyor içeride. Zor bela uyandırdık şoförü. Yani Ankara'dan beri belliydi arabada arıza oldu. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Yolculuk nereye? Mersin. Yani nasıl bir arıza yapıyordu Ankara'dan beri belliydi? Diye. Televizyonlar 3-4 kere elektrik arsamında televizyonları açtı kapattı, açtı kapattı belliydi. Yani televizyonda bir arıza oldu. Şey, elektrik arsamında arıza oldu. Sonra bir de araba tekte bayağı bir tekliyor. Aksaray'dan da mazot aldıktan sonra hep ben gitti yani. Burada durduğumuzda da adamlar diyor, biz sana diyor yarım saattir selektör yapıyoruz diyor, dur diye arkadan duman çıkıyor diye. Bayanlar hepsi biliyor zaten. ...25 yaşında genç bir anne ve 2 yaşındaki küçücük bir kız çocuğu. Suriye'deki iç savaştan kaçtılar. Ölüm onları Mersin'de buldu. Mersin'de 25 yaşındaki Suriyeli kadın 2 yaşındaki kızıyla birlikte kaldıkları evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İki ayrı can, iki aynı tabuta kondu. Edinilen bilgiye göre ülkesindeki iç savaştan kaçarak 2 yaşındaki kızı Meryem Magrumi ile birlikte Mersin'e yerleşen Suriye uyruklu Betül Magrumi, Merkez Akdeniz ilçesi 3 Ocak mahallesindeki orma işhanının ikinci katını ev haline dönüştürerek burada yaşamaya başladı. Yaşadığı işhanının hemen altındaki lokantada bulaşıkçılık yaparak hayatını sürdüren kadın ve çocuğundan 3 gündür haber alamayan iş yeri sahipleri telefonlarına da cevap alamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Suriyeli kadın ve çocuğun bıçaklanarak öldürülmüş halde cesediyle karşılaştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada kadının Gaziantep'te yaşayan kocası Abdülmecit Bey'in Ramazan bayramından bir gün önce eve geldiği ve aynı gün evden ayrıldığı tespit edildi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen şahsın cinayet sanlısı olarak arandığı ve Suriye'ye kaçmış olabileceği ifade edildi. Yaklaşık 6 aydır Mersin'de yaşadıkları öğrenilen anne ve kızının cenazeleri Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından tek tabut içerisinde binadan çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Anne ve kızının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bu burada lokantada bulaşıkçılık yapıyordu. Suriyeli miydi bu? Evet, Suriyeliydi. Kim, evli miydi? Kimsesi var mıydı? Vallahi evli diyorlardı, bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bir de bir kız çocuğu vardı, 3-4 yaşlarında bir şeydi. Kız çocuğum vardı? Evet, kız çocuğum. Ne zamandır burada? Aşağı yukarı 5-6 aydan beri burada. Bir yıla yakın. Bulaşıkçılık mı yapıyordu? Evet. Bulaşıkçılık. Bu kaldığı ev kendinin mi? Yok, oraya bir oda yapmışlar herhalde. Orada kalıyor. Efendim, kısa bir aranın ardından hava durumuyla veda edeceğiz.
devasa bir fabrika düşünün. Üreticiden üreticiye ekonomik, kaliteli ve garantili kavramlarını bir arada sunsun. Muğla'da ilk ve tek olma özelliğine sahip Ader Plastik, sera örtüleri üretim fabrikası, dilediğiniz katkılarla istediğiniz ebat ve ölçülerde 12, 24, 36 ve 60 aylık sera örtülerini sizler için üretiyor. Ayrıca klips üretimiyle de yeni tesisinde hizmetinizde. Ader Plastik, Çobanlar Mahallesi, Çobanlar Sokak, numara 485 Seydi Kemer'de. Ürün sipariş hattı 0252 657 4050. Kışınızın güneşi olmaya geliyoruz. Kışlık domatesiniz Teğmen RZ F1. Kışın da seralarınızın ve cebinizin güneşi olmaya geliyoruz. Buradaki bölgeye göre avantajları daha fazla tonajlı olmuş olması, daha fazla meyve kalitesini sağlamış olması ve özellikle kış yetiştiriciliğinde üreticilere kış performansını daha iyi sağlamış olması üretici açısından çok önemli noktalar olarak görülüyor. İyi günde, kötü günde siz hep gülün diye. Teğmen RZ F1. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sunar. Güvenlik sistemleri hava durumunu sundu.